İyi ki okuya indim, iyi ki o şiiri sevdim, iyi ki o sınırı aştım, iyi ki kokuna bulaştım, iyi ki bana bunu yaptın. Sana şunu anlatmam lazım, ihtilalinden önce yalnız kendime hayrandım. İşte harbici İsviçre, gördüğünüz gibi ileride dağların tepesi Toblerone'a dönmüş. Bakın, burası Cenevre Gölü'nün kenarı, Vevey şehrindeyiz şu anda ve inanılmaz bir hava var. Soğuk mu? Soğuk ama tertemiz ya, görmeniz lazım. Bebeğim çekimlere başladı. Işık gitmeden ve şarjımız bitmeden şak yapacağız. Ne diyorsun, nasıl buldun burayı? Beğendim. Zaten bu cam, yani dağlar hepsi. Ve o kadar aydınlık mavi ışık veriyor ki dağ insana. Çok garip. Emre Bey, merhaba. Bizi buralara kadar getirdiniz. Bu imkanı bize sağladınız. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz de size bu zevki verdiğimiz için rica ederiz. Ya elim donuyor bir yandan ama çok güzel. Belki bu seyahatimizde İsviçre köylerini gezemedik. Hani Alplere çıkamadık ama uzaktan da olsa karlı başıyla, başı duman Alpleri görmüş olduk. Şimdi biraz karnımız aç, yemek yiyeceğiz. Ne yiyorsunuz? Tavuklu sandviç. Güzelmiş değil mi? Gerçekten güzelmiş ama üşüyorum. Lan, sen yiyeceksin. Köpüce bak, çok güzel. Kurt bu. Husky galiba. Gözleri mavi, kokuyu aldı arkadaşlar. Lilo, git annenin yanına kız. Cenevre Gölü kıyısında gördüğünüz gibi kinoalı, fasulyeli bir şeyler yiyorum. Emre az önce hani ilk kez Lozan'a geldim diye bir şey aldı. Neydi? Magnet aldı. 8 frank arkadaşlar. 8 frank yani ne kadar abi? 270 lira falan. Evet. Vay babo. Artı yani buzdolabından daha pahalı bir magnet. Gördüğünüz gibi Firuş Hanım Instagram'a içerik çekerken soyunup sonrasında hemen giyiniyor. Isınmanın buradaki tek yolu bu. Duyduğuma göre İsviçreliler zaten evlerinde de durup dururken zıplayarak ısınıyorlarmış. Şu anda bak, kaç gündür üşümeyen göğsüm şu an hakikaten üşüyor. Siz bir zıplayın şöyle karşılıklı. Kim, ben de mi sıçıyorum? Evet, yan yana. Evet, neredeyiz şu anda? İsviçre'nin başkenti Bern'e geldik. Hava karardı. Biraz geciktik ama yapacak bir şey yok. Ama şehir bizim pek bir hoşumuza gitti. Adım evet. Atar atmaz hoşumuza gitti. Böyle evlerin ışıkları falan da çok hoş duruyor. Evet. Kocaman bir köprü var şu an. Bir dakika, netleyeyim bir. Birçok Avrupa şehrinde olduğu gibi buranın da ortasından nehir geçiyor ama bayağı geniş. Şu an şehrin neresindeyiz bilmiyoruz. Arabayı park ettik. Ayı Parkı'na gideceğiz. Burada bayağı canlı 7/24 ayı görebileceğiniz bir yer varmış. Bakalım ne kadar doğru. Ayıcık neredesin? Ayıcık, seni arıyoruz. Ayıcık. Nerede karşıda? Bakayım, adam uykusundan uyandıracağız gece yarısı. Ayıları görmeye geldik. Burada 3 ayıymış onlar. Şuradaki yazıyı Emre bize çevirdi. Görünüyor mu peki? Ama herhalde şeyin, evin içine girmişler. Firuze de diyor ki atlar mı yukarı? Canım, atlayabilecek olsa sence onları burada böyle tutarlar mı ya? Ayı göreceğiz diye geldik. Berlin simgesi ayıymış. Bildiğin 7/24 ayı varmış ama yok, uyuyorlar. Şimdi hem bir yandan göremedik diye üzülüyoruz. Bir yandan da ayıları üzülüyoruz. Düşünsenize, Ankara'da yani ülkenin göbeğinde 3 tane ayıyı al sen, ortaya çukura koy ve insanlara göster. Garip. Bir manası vardır yani. Durduk yere yapmamışlardır diyorum. Yani durduk yere işte şey, insanlar ayılarla kaynaşsın, onların dünyada var olduklarını bilsinler diye bence. Gerçekten geceyken de gelinmişti.
Bildiğimiz bir gece. Yani bir yer boşuna başkent olmuyormuş arkadaşlar. Emre Bey lütfen yardım. Ben yardım, göstereyim biraz. Yardımcı kameramız bugün için. Siz de efendim. Şu aşağıda tarihi köprü var. Bu da tarihidir muhtemelen ama ikisinin arasındaki yükseklik farkı inanılmaz. Evet. Old City'deyiz. Ben de. Burada troleybüs var. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Teller bak, elektrik telleri. Bunlara bağlı otobüsler çalışıyor. Hani gazlı otobüs vardır muhtemelen canım ya. Vardır da hani burada özellikle bu Old City'de herhalde şey. Görüyor, görüyor. Ben katedralini arıyoruz şu anda ve karşımda görüyorum katedrali. Acaba bu saatte açık mı tabii? Acaba benden bizi takip eden var mı? Bu sular içiliyor mu? Bence içiliyor. Sence? Neden olmasın? Yani çok yuvarlak bir cevap yakışıklı ya. Ya ne diyeyim arkadaşım? Dışarı taşan piyano sesini duyuyor musunuz? Apartmanda biri piyano çalıyor. Ya gündüz gelseydik buraya acaba biz buradan gitmiyoruz, burada yaşamak istiyoruz der miydik ya? Burası bayağı güzel bir şehre benziyor. Abi 1695'ten beri bu binanın burada durduğuna bak beni kimse inandıramaz yani. Öyle. Ama inanılmaz bir şey, nasıl olur ya? Hayır 1695'te atıyorum bu kapı, bu kapı vardır tekrar, diyeceğim tekrar oğlum. Tekrar restore ediyorlar. Abi tadilatla olacak iş mi? Bak burada da aynı. Ya inanılmaz ya. Apartman 400 senedir ya. Sinirlendim durduk yere. Şimdi ben katedrali olduğunu düşündüğümüz çok mükemmel yine bir yapının önündeyiz. Bak size çekeyim. Ama tabii karanlık. Burayı çok güzel ışıklandırmışlar. Zaten uzaktan baktığınızda direkt bunu görüyorsunuz. Ama önü şey bir park gibi ve karanlık. Böyle sigara içip takılan insanlar da var. Burada bir asansör var ve başım dönüyor. Açıkçası böyle fazla da bakamıyorum ama inanılmaz yüksek. Bir şey mi diyeceksin söyle. Katedralin sanıyorum ki giriş kapısı ve mükemmel süslemeler var. Emre ile Firuze'yi görüyorsunuz silüet halinde. Ama galiba kapalı, içeri giremeyeceğiz gibi. Mülüz Meydanı'na biraz benziyor değil mi katedral? Bir tavrı hemen hemen bütün şehirlerde görüyorsunuz ya. Saate bak. Ya şurada da bir baykuş herhalde şu. Asker adam. Hepsini neredeyse görüyorsun cephesini. Yani evet. Böyle yapmamışlar. Böyle şöyle elini yapmışlar. Her evin önünde şöyle dolaplar göreceksiniz. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar çöp. Her apartmanın bak 1400, 1500, 1600 neyse o yıllarda yapılmış. Hepsinin önünde çöpü var. Hiç sekmemiş bak. Biri de ben bunu buraya çöp koymayayım ya yola koyarım demiyor yani diyemiyor. Adam az önce bana o dolaplar çöp dedi. Binlerce kişiye yanlış bilgi vereceğim dedim. Alternatif bir şey üretelim onu da söyleyelim diyor. Falan demedim. Ne dedin? Bak burada mesela bara girişmiş. Ha. Bara değil giriş mi? Evet. Abi hayır o arkadaki barın şeyi reklamı yani. Gerçekten girişler hani böyle bunu demiyorum da bazı barların girişi böyle dolap gibi oluyormuş. Ha bak şurası müzik konservatuvarıymış. Boyama diyor. Bak size ha, İsviçre'den kuaför fiyatlarını söyleyeyim. Ben de Shine şu şey miydi? Brow makeup, Wollstone işte gelin makyajı 300 frank yani 10 bin liranın üzerinde. Evet. Nasıl? Ya şu an güncel fiyatları bilmiyorum ama bizde de bize göre uçuk fiyatlar gelin başları hatta gelin ama kardeşlerine falan da ya bizde de olsun 7, 5. Burada şeydi gelinin ama kardeşi de olursa başka falan. Gelin topuzu. Şu an 7, 5 dedi ama güncel fiyatı öğrenip yazalım. Siz yorumlara güncel gelin başı fiyatlarını yazsanız ya biz çok koptuk mevzudan. Diyor ki eğer banka oturun, gözlerinizi kapatın ve hayallerinizi düşünün. Hayalleriniz olacak. Düşüncenin gücünü hiçbir zaman aşağı görmeyin. Aşağı görmeyin. Yani ben işi kişisel gelişim. Aynen burada bir kişisel gelişim bir şey var. Kamu kişisel gelişimi. Hadi sen başla.
Aa, güzel bir Avrupa turu mu diledin yoksa? Bir sürü şey diledim. Burada tek başına oturuyorsun. Sırayla. Sen de dile. Kapat. Kapat gözlerini. Çok uzun şeyler diliyor. Yok ya, uygun gelmiş. Ya. Gel sen de. Şimdi bak, soru şu. Dile bakalım. Kıytırık bir reklamı. Ne kadar ciddiye aldık arkadaşlar. Tarihi bir an. Abdullah ve uhrevi şeyler, buyurun. Allah kabul etsin inşallah. Bakın bu bir otobüs. Ama şeyle. Anladınız zor. Az önce bir sanatçı artık şeyini, atölyesini kapatıyormuş değil mi? Başka bir yere taşınacakmış. Evet, başka bir şeye taşınacak. O yüzden maskelerini böyle işte kilden, sabundan, ne bileyim alçıdan yaptığı maskelerini... Kınadan boyadı. Kınadan şey, aynen bak, kınayla boyanmış. Dağıtıyordu, bize de birer tane hediye etti. O yüzden biz de onlarla birlikte size selam vermek istedik. Şimdi şunu söyleyecektim. Ben, bize hakikaten kendisini çok sevdirdi çünkü şeyini korumuş, doğal yapısını. Emre'ye göre bunun sebebi ne? Bu ülke savaş görmemiş bir ülke. Yani onun için kurdukları binaları tutmuşlar. Bir de üzerine 100 yıllar önce restore etmişler. Çok yapı hala eskisi gibi ve sapasağlam duruyor. Aga, kullanılıyor. Adamlar suya sabuna da dokunmamışlar. Parayı kazanmışlar. Estetik bakışta olunca yatırmışlar. Olay bu yani. Ve halkı gerçekten keyfini biliyor. Huzurlu. Bisiklette filan. 1 milyon TL bak, 1 milyon TL verseler. Ver, ben şurada dur. Şurada 10 dakika, geniş. Şurada 10 dakika oturur musun? Geniş, evet. Şurada gel, karanlık görünmüyor ama şu aşağısı arkadaşlar full nehir. Full yani, düştüğün zaman parça ant pinçik yani. Şurada 10 dakika oturur musun? Soru bu. Karanlık görünmüyor. Şey. Neyse. Ya sonuç olarak biz acayip tırsakmışız, kimse oturmuyor, onu söyleyeyim mi? Sana 1 milyon lirayı veriyoruz. Ayıların oradayız bu arada, evet. Şu an ayıların oradayız. Yüksek sesle ama. Yüksek sesle. Bu ayıların yaşadığı küçük alana gireceksin. Evet. Buraya. Bir saat boyunca. Oha. Burada yok, oturacaksın bir yerlerde. Seni yemeyeceklerinin garantisi var mı? Ya o kadar. Nereden bileyim mi? Ayı Firuze garantisi, yenmeme garantisi istiyorum. Bence garantisi var ama hani karşılaşabilirsin hani. Yemeyeceğini bildikten sonra zaten ne yapacak ya insan? Ya falan yapabilir ya. Seni öldürebilir. Hayır, ölmeyecek. Öldürmüş. Seni o an oradan çekecekler. He, son dakika çekmiyor. Aynen. Aga bir saat çok uzun, ben sana söyleyeyim yani, bir saat çok uzun. 5 dakikaya okeyim ben. 5 dakikaya okeyim ama merdiven, yani iki yandan merdiven olacak. Bir yandan ineceğim, bir yerden çıkacağım. O zaman ona göre düşeceğiz 1 milyonu. Tamam, 1 milyon euro muydu? Euro muydu? 200 bin euro mu? Bir dakika, şu anda kapı açılacak. Bir dakika, şu anda kapı açılacak. Zaten ayılar yok. 3 dakika içeride duracaksın ama ayılar çıkabilir, çıkmayabilir. Niye 3 dakikaya düşün? Ben 5 demiştim zaten. Tamam 5 olsun. Ama hani çıkabilir. Onun için 1 milyon kimse vermez sana yani. Niye versin? Ya ben veriyorum. Abi çok boş muhabbet, yemin ederim. Ayılar çıkmayınca biz muhabbete sardık. Bunlar kış uykusunda olmasın arkadaşlar. Abimiz bir görevli ama polis mi? Polis değil herhalde. Ayının görevlisi mi acaba? Hadi be abi, bize iki ayı göster be. Ayılara geldiğimizde uyuyorlardı. Yani yoklardı piyasada. Burada da ayı varmış bu arada. Dur bakalım şimdi eve dönerken uyanmışlar mı? Arkadaşlar bu gece gördüğümüz tek ayı bunlar oldu. Artık şansımıza küseceğiz. Bir sonraki ben seyahatimizde. Ve şu anda Almanya'ya girmiş bulunuyoruz. Ne dedin Will? Willkommen in Deutschland. Willkommen in Deutschland. Yani hepinize buradan Willkommen in Deutschland. Kameranın şarjı bittiği için daha fazla çekemiyorum. Zaten artık bu gece bir yemek yiyip eve döneceğiz. Şu anda Firuze uyuyor. Yorgunluktan uyuyakaldı arabanın arka koltuğunda. Saat şu an 11. Ben arabada uyumuşum. Ve yiyecek bulamamışız. Ve sonra Almanya'ya gitmişiz. Almanya'da indik. Ve açık bir yer bulamadık. İsviçre'ye gidelim dedik. İsviçre'ye geldik. Bizim yemekçimiz kapanmış. Ben yine uyuyorum. Tekrar Almanya'ya gelip McDonald's'a geldik. Şimdi onu yemek alıyoruz maalesef. Böyle. Ben uyurken neler yaptınız bakalım. Karnımız çok aç idi. O yüzden yemek yiyecek yer aradık ama maalesef ya bu ülkelerde
McDonald's ya da Burger'dan falan başka bir yer bulunmuyor benim zaten sonra. Neyse biz de Almanya'da bir burger McDonald's bulduk. Çok uykum var. Ve oraya geldik. Bu esnada kaç ülke değiştirdiniz onu anlatın. Ama yani biz 10 kere ülke değiştirdik. Çok değiştirdik ya. Hobi yani gibi. En son işte yarım saat içinde İsviçre, yarım Fransa, saatte, evet. Almanya yaptık. Şimdi bir daha Fransa'ya. Muhtemelen değil, dönmemiz gerekiyor. Ha, Fransa yapacağız. Arada başka var mı? Kafam çok karıştı ya. Evet, teşekkür ediyoruz. Vlog kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. İyi geceler. İyi geceler herkese.